Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kaktüsler, sukulent bitkiler nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Sukulent bitkilerinizi ya da kaktüslerinizi çoğaltmak istiyorsanız önce güçlü anaç bitkilere sahip olmanız gerekir. Güçlü anaç bitkilere sahip iseniz bu anaç dallardan yavru adayı dalları almak daha kolay ve daha verimlidir. Çünkü yavrular birçok bitkiden daha büyük ve daha gelişmiş durumdadır. Böyle gelişmiş iki tane anaç bitkinizin olması sizin işinizi çok çok kolaylaştıracak. Şimdi ana bitkilerden yavru dalları almadan önce uygun bir toprak karışımı hazırlayalım. Ve bu uygun toprak karışımı sayesinde bitkimizin hem köklenme ihtimalini artıralım hem de hayatta kalma süresini uzatalım arkadaşlar. Öncelikle bizlere neler gerek olacak onları anlatmak istiyorum. Karışımı yapmak için şöyle bir saksı altı kullanacağım. Bu işin vazgeçilmezi bahçe toprağı arkadaşlar. İri taşlardan arındırılmış, elenmiş bahçe toprağı. Bu bahçe toprağımızdan bir bardak alıyorum arkadaşlar. Bir bardak aldım ve ikinci bardağı da alıyorum. Çünkü bahçe toprağımız ana malzememiz olacak. İki ölçek bahçe toprağı kullandım. Sonra ponza taşı kullanacağız arkadaşlar. Ponza taşını ben kırdım. Kırdıktan sonra iki boy ponza taşı elde ettim. Şimdi bu iri boy ponza taşları kökleri kalın olan odunsu bitkiler için kullanılacak. Şu şekilde irmik bulgur büyüklüğündeki küçük taşları da kaktüsler ve sukulentler için kullanacağım. Bu iyice küçültülmüş ponza taşından da bir bardak alıyorum arkadaşlar ve karışıma ekliyorum. Yine su tutma kapasitemizi artıracak, bitkimizin susuzluk çekmesini engelleyecek kiremit kırıklar arkadaşlar. Yine büyük kiremit kırıklarını ben kırdım, parçaladım ve iki boy kırık elde ettim. Yine bu büyük olan boyları saksıda yaşayan odunsu bitkiler için, özellikle bonsailer için kullanıyorum. Ve daha küçük olan kiremit kırıklarını da sukulentler ve kaktüsler için kullanıyorum. Yine bir bardak da bu kiremit kırıklarının ince olanından ekliyorum karışıma. Yine arkadaşlar bir mermerciden kolaylıkla temin edebileceğiniz mermer tozu var. Bu mermer tozunu eliyorum ve tanecikli olan kısmını kullanıyorum arkadaşlar. O toz olan kısmını kullanmayalım. Tanecikli olan kısmı bu karışıma ekliyorum. Dere kumunu ben güzelce bir elekten geçirdim ve boy boy çakıl taşlar elde ettim. Küçük boy çakıl taşı dediğimiz taşlardan bir bardak kullanacağız. Bir bardak da çakıl taşı kullandık arkadaşlar. Yine toprağın su tutma kapasitesini artıracak ve topraktaki gübreyi kontrollü bir şekilde köklere salınım yapacak olan zeolit maddesinden bir bardak ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bardak da zeolit ekliyorum. Toprağımızın organik kısmını oluşturacak torf ekleyeceğim. İki bardak toprak kullanmıştım. Bir bardak da torf kullanıyorum arkadaşlar. Bahçe toprağı ve torf toprağımızın karışımımızın organik kısmını oluşturacak. Şimdi bir bardak da vermikülit ilave ediyorum. Yine bir bardak perlit ilave ediyorum. Ve yarım bardaktan daha az leonardit yani humik asit ekliyorum arkadaşlar. Karışım için bütün malzemeleri tamamladık. Ve bu malzemelere yeteri kadar su ilave edeceğiz. Çünkü sukulent köklendirirken, kaktüs köklendirirken çok fazla can suyuna ihtiyaç duymayacak. Topraktaki nem o bitkinin köklenmesi ve gelişmesi için yeterli olacak. Dikme işleminden sonra bitkimizi sürekli takip edeceğiz ve az az sulayacağız arkadaşlar. Köklenme gerçekleştikten sonra sulama oranını ve sıklığını birazcık artırabiliriz. Şimdi karıştırıyoruz. Çok fazla su kullanmayacağız dedik. Çünkü buradaki nem köklenme için bize fazlasıyla yetecek arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kendiliğinden dağılan bir toprak. Çamur gibi, kil gibi çok sıkı bir yapısı yok. Bu sayede çok geçirgen olacak. Geçirgenliğinin yanı sıra da su tutma kapasitesi yüksek olan kiremit kırıkları, ponza taşı ve zeolit kullandık. Bunlar suyun fazlasını süzecek, bitkiye yetecek kadar olanını tutacak.
Şimdi bu hazırladığımız karışımı küçük kaktüs saksılarına ya da sukulent saksılarına dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırladığımız karışımla 7 saksı toprak doldurmuş olduk. Şimdi buradan anaç bitkilerimizden 7 tane uygun dalı koparacağız ve bu toprakla buluşturacağız. Dalları inceliyoruz. Dışa bakan dalları bırakacağım, içe bakan dalları alacağım. Bakın şu dal içte duruyor. Bu sebeple bu dalı alacağım. Şöyle kıvırarak da kopartabiliriz. Ama ben neşter kullanacağım arkadaşlar. Şu neşter yardımıyla bağlantı noktasına küçücük bir darbe indirdiğimizde bitkimiz kolaylıkla ana gövdeden ayrılacak. Bakın, ana bitkinin güçlü olması bu sebeple önemli. Şimdiden şu dal kocaman bir kaktüs adayı gibi duruyor arkadaşlar. Bu birinci dalımızdı. Şimdi yine inceliyorum. Bu dışarıya bakıyor. Dışarıya baktığı için şu içe bakan dalı almak istiyorum. Ve yine neşterle küçük bir darbeyle rahatça koparacağım. Evet arkadaşlar, bakın bu dalımızda minyatür bir ağaç gibi, kaktüs gibi görünüyor. 5 tane dal daha alacağız arkadaşlar. Yine bakıyorum. Bu dal dışarıda, bu dal içeride. İçe gidenleri alacağım ki anaç ağacımız dışa doğru gelişsin. Buradan da şu dal almak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi alttan yeni sürgünlerin varlığını tespit edebiliyoruz. Ve böylece bu sürgünler bir sonraki dönemin yavru adayları haline gelecek. Bu bitkiden almak istediğim dal bu kadar arkadaşlar. 4 tane yavru aldık zaten. 3 tane de bu bitkiden alacağım ve işlemi tamamlayacağım. Şimdi şu dal tamamen ortada kalmış gördüğünüz gibi. Bu ortada kalan dalı alarak işleme başlıyorum. Yine bu dalda içte kalmış. Bu dalı da alıyorum. Altı tane yavru almış olduk arkadaşlar. Şu dal dışarıya baktığı için içte kalan bu dalı almak istiyorum. Evet. Bütün saksılarımız için uygun yavruları da almış olduk arkadaşlar. Şimdi dikme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, anaç bitkilerimizden uygun dalları aldık. Anaç bitkileri kaldırıyorum. Şimdi aldığımız yavrular burada. Arkadaşlar, kaktüsler çoğaltılırken ana daldan ayrılan kaktüsün bir süre bekletilmesi tavsiye edilir. Ama inanın ben hiç bekletmiyorum. Hemen hazırladığım bu toprak karışımına dikiyorum ve işlemi başlatmış oluyorum. Gerçekten beklemeye gerek yok. Şu şekilde yaklaşık 2-3 santimetrelik kısmı toprağa girecek şekilde toprağa sokuşturuyoruz. Ve kenarlarından sıkıca bastırıyoruz. Can suyu vermiyoruz. İşte bu şekilde yeni bir kaktüs sahibi olmuş olduk. Bu saksıyı sürekli takip edeceğiz. Kuruması biraz geç olacak. Bahçe toprağına göre, torf ortamına göre çok daha geç kurur. Çünkü içerisinde zeolit var, içerisinde vermikülit var, içerisinde perlit var, içerisinde ponza taşı var ve kiremit kırıkları var. Bu maddeler bu nemi tutma özelliğine sahip olan maddelerdir arkadaşlar. Şimdi yine şu gördüğünüz dal parçasını dikeceğim. Şimdiden göz dolduran güzel bir görüntüye sahip. Parmağımızla çukurumuzu açtık. Yine 2-3 santimetre kadar olan kısmı toprağa soktuk ve sıkıca etraftan bastırdık. İşlemi tamamladık. Şimdi aynı işlemi diğer dallar için uygulayacağım.
Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. Bu karışım içerisinde köklenmeme ihtimali yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Bizim sukulent bitkilerimiz, bizim kaktüslerimiz daha çok torf, yani organik ağırlıklı toprakta büyütülmeye çalışılıyor. Organik ağırlıklı topraklar bitkiler için çok uygun değildir arkadaşlar. Çünkü organik madde dediğimiz ürünü bitki kendisi üretir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu esas maddeler inorganik maddelerdir. Bunlar da inorganik ağırlıklı toprakta mevcuttur. Bu sebeple hazırladığınız karışım inorganik ağırlıklı olması gerekir arkadaşlar. Şimdi Mart ayının ilk haftasındayız. Bu ilkbahar çoğaltımı oldu. İlkbahar üretimi oldu. Ben Ekim ayında aynı bitkinin aynı dallarına işlem uygulamıştım. Şimdi o Ekim ayında yaptığımız işlemin sonucunu görelim. Sonbaharda yaptığımız uygulamanın sonuçları da burada. Sadece 3 tanesini getirdim. O zaman daha çok dal almıştım. Ve dallar biraz da küçüktü. Bu sefer büyük ölçekli dallar aldım. Bakın görüyorsunuz, şuradaki yan dalı ayırmadım. Şuradaki yan dalı ayırmadım. Ekim ayında yaptıklarımda bunları da ayırarak daha çok üretme yoluna gitmiştim. Ama şimdi daha hacimli, daha gösterişli bitkiler üretme yoluna gittiğim için o yan dallara dokunmadım. Şimdi Ekim ayından bu yana sera ortamında duruyor arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz köklenmeyi. Yine dalından koptuğu gibi toprağa yerleştirmiştim ve mükemmel bir köklenme var. Görüyorsunuz. Yine bu da aynı gün, aynı işleme tabi tutuldu. Ve sera ortamında bekledi. Görüyorsunuz arkadaşlar, saç gibi saçak saçak kök salmış. Yani işlem gayet başarılı arkadaşlar. Bu işlemi yaz kış yapabilirsiniz. Ancak kışın yaptığınızda sera ortamında ya da iç mekanda tutarsanız bu köklenmesini istediğiniz saksıları köklendirme ihtimaliniz daha da artar arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.